enerjimizi takip edip taşıyalım dedik enerjimizi. Yalnız karalarımızın o menfezden geçişe izin verilmedi. Şimdi en hızlı yükselmeye başladığı zaman hızlı görüntü oluyor. Şimdi bizim... Bizim yatak bölümlerimiz burası, burası. Milletle film Dark Parti'den çıkartmak istesek de ya da Cumhur İttifakı'ndan tezkere yapmak istesek de bize nasip olmadı. Yine bir milletvekilimiz de Selim Bey'le mecliste AK Parti Teşkilatı'nı üyeliği temsil ediyoruz. Tabi bu süreçte yeni sistemde de bakanlık sayısı 16'ya düşürüldü. İşte müsteşarlık, müsteşar yardımcıları görevler kaldırıldı. Her bakanlığa 3-4 civarı bakan yardımcısı görevlendirilmeye başlandı. Burada da herhalde Türkiye'de nüfusuna göre en şanslı il olarak Bilecik çıktı diyebiliriz. İşte biliyorsunuz bir Türkiye'nin en önemli 4-5 bakanlığından bir tanesi olan Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda bizi temsil eden bir Enerji Bakanımız ve Sağlık Bakan Yardımcımız oldu. Biz bu noktada ben Bilecik İl Başkanı olarak herhalde siyaseten bir il başkanının yaşayacağı en güzel dönemi yaşıyoruz. İşte güçlü bir milletvekilimiz var. Belediyelerimiz keza o noktada iyi hizmet üretiyorlar. Bu dönemi biz Bilecik'te yine çok iyi kullanmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi il başkanı olarak çok şanslı bir dönemdeyiz. İşte Enerji Bakanlığı'na yapılan atamadan sonra bütün illerden bizim üzerimizde Enerji Bakanlığı'na bir takım talepler geliyor. İşte Sağlık Bakanlığı'na yapılan görevlendirmeden sonra Halil Bey zaten arayıp telefonda söyledi. Artık Türkiye'deki şehir hastanelerinden Bilecik olarak biz sorumlu olacağız muhtemelen dedi. Bütün illerden bir sürü talepler gelmeye başladı. Tabi bu gurur verici bir şey. Her ne kadar nüfus olarak, kişi sayısı olarak küçük bir il olsak da özgül ağırlığımızın ne kadar yüksek olduğunu burada yeni sistemde, yeni uygulamayla göstermiş olduk. Bu vesileyle Halil Bey sağ olsun ilk ziyaretlerine memleketlerinden başlamak istediler biliyorsunuz. Fatih Dönmez Bey de geçen hafta ilk ziyaretine memleketinden başlamıştı. Halil Bey de yine ilk şehir dışı programında ilimizi sağlık yatırımlarını gezmeyle ve teşkilatını ziyaret etmekle başladı. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Daha söylenecek çok şey var ama misafirlerimiz buradayken onlara ben bir söz hakkı vermek istiyorum. Hatırlarsınız belki. Seçim döneminde bu listelerimiz açıklandığı ilk gün şöyle demiştik. Bilecik'in en güçlü listesi biziz. Biz milletimizin karşısına güçlü bir şekilde çıktık. Bizim hedefimiz belli. Neticeden sorumlu değiliz. Bizim için önemli olan bunun gayretini göstermek, bunun çabasını göstermek. Sonuçta memleketin her köşesi hizmete muhtaç. Her köşesinde yapılacak iş vardır. Siyaseten birileri bir noktada değerlendirilmediği zaman kimsenin aklına bir şeyler gelmesin. Sonuçta hizmet alanı geniş. Ve neticesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, onun tensipleriyle bugün 7. günündeyiz. Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyoruz. Bu tabii benim bir başarım falan değil. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ama sizlerle beraber Bilecik'te bir ekip çalışmasının Ankara'daki yansıması diyebiliriz. Neden? Bizi şahsen kimse bilmez. Ama bizim Bilecik'te yaptıklarımız, hep beraber başardığımız işler netice itibariyle bir yerlerde görülmüştür. Büyüklerimiz görmüştür. Bazı büyüklerimiz daha büyüklerimize tavsiye etmiştir vesaire vesaire. Neticesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk hükümeti kabinesi kurulmuş oldu. Bu kabinede 16 bakanımız artı bir cumhurbaşkanı yardımcımız, evet hepimizin başında da bir cumhurbaşkanımız var. Biz de Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca Bey'in yanında 4 tane bakan yardımcısıyız.
Diğer arkadaşlarımız hep sağlık sektöründen, iki tanesi profesör, akademisyen, bir tanesi de Sağlık Bakanlığı'nda bürokrasiden gelen. Bize de orada mesleğimize uygun olarak sağlık yatırımlarından sorumlu. Şehir hastanelerimiz, işte illerde yaptığımız yatırımlar, bunlardan sorumlu. Bakan yardımcılığı görevini verdiler. Bunun yanında başka görevlerimiz var ama ana görevimiz bu. Biz de bu noktada çalışmaya gayret edeceğiz. Ben az önce hem Sayın Milletvekilimizin hem Sayın İl Başkanımızın söylediği gibi kendi ekibimle ilk programı memleketimize yapalım istedim. Geçen hafta gerçi ben cumartesi günü Konya'daydım ama o bakanımızın ekibiyle bakanımızın ilk şehir dışı programıydı. Ben kendi ekibimle yatırımlar genel müdürümüzle ve onun altındaki birimlerle ilk toplantılarımızı, ilk seyahatimizi de memleketimiz Bilecik'e yaptık. Bir, Bilecik'te kendi memleketimiz. İki, yani bu topraklar ata yurdu, sadece bizim atalarımızın yurdu değil, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin varisi olduğu Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu topraklar, buralar bu anlamda da önemli dedik. Burada bugün bu programımızı icra ettik. Sabahtan yolun geldik Söğüt'te, büyüğümüze, dedemize uğradık, öğlen namazımızı Şeyh-i Bebali'nin manevi gölgesinde kıldık. Sonra da bizim buradaki sağlık müdürlüğü kurumlarımıza uğrayıp sağlık müdürlüğümüzden bilgileri aldık. Sonrasında da şantiyemize geçtik. İnşaatımız fevkalade güzel gidiyor. Programda hiçbir aksaklık yok. İnşallah, ümit ediyoruz. Bizim oraya müteahhitin sözleşmesinde yazılı 2019'un 5. ayı. Biz de bugün biraz kendisini bu konuda teşvik ettik. Çünkü bu böyle kış biter bitmez, yani Şubat ayı bitmeden bu da bitmiş olsun. İnşallah müteahhit de orada gerekli çalışmayı yapacak. Bilecikli hemşehrilerimizin 2011 yılından beri hayali olan böyle 5 yıldızlı otel konforunda bir şehrimizin en güzel noktaları birinde bir hastaneye kavuşturmuş olacağız. Ve bu konuda da inşallah daha güzel olacak. Şimdi tabii 2002 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gelen hükümetlerin iki alandaki başarısı iktidarıyla muhalefetiyle herkesin takdir ettiğiydi. Ulaştırma alanındakiler, sağlık alanındakiler. Sağlıkta efsane yazdık, destanlar yazdık. Neden? İşte çok başlıktan tek hastaneye. İşte SGK kurumu, Bağkur kurumu, bilmem emekli sandığı farklı hastanelerden tek hastaneye. İlacı herkes aynı yerden ulaşabilir oldu. Herkes ambulans hizmetinden yararlanabilir oldu. Burada sağlıkla alakalı belki saatlerce işte hepimizin alanda konuştuğu konuları biz de burada konuşacak olsak konuşabiliriz. Ama artık daha önemli bir noktadayız. Nedir? Şimdi iki günümüz eşit olursa ziyandayız. Ne yapacağız? Bugüne kadar iyi noktaya getirdiğimiz sağlık reformunu daha iyi noktalara götürmemiz lazım. Daha güzel hizmet almamız lazım. Daha nitelikli hizmet almamız lazım. Bunun yanında sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla da dünyada örnek gösterir hale gelmemiz lazım. Ve Avrupa'da, Orta Doğu'da sağlık alanında belli hizmetlere erişemeyenlerin Türkiye'ye gelip sağlık turizmi alanında da istifade edip ülkemizin katma değerini yükseltmemiz lazım. Şimdi bunun için büyük yatırımlar yapıyoruz. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Bunları böyle buradaki bir 200-250 değil, 1000 yataklı gibi bölge hastaneleri şeklinde ve bunların da işte devlet modeliyle yapıyoruz. Dışarıdan yatırımcılarla yapmaya çalışıyoruz. İçeriden müteşebbislerle yapmaya çalışıyoruz. Bir amacımız var. Bu alandaki dünyadaki eksiği Türkiye'de tamamlayıp bu konuda da hizmet satmak ve bu konuda da gelirimizi arttırmak. Ben bugün burada Bilecik'te kendi ocağımızda, kendi memleketimizde, ata ocağımızda, baba ocağımızda bulunmaktan dolayı çok mutluyum, çok memnunum. Ve bugün de sizlerle beraber omuz omuza yürümüş bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak da sizlerin de bugünkü buraya göstermiş olduğunuz teveccühe de teşekkür ediyorum.